Türkiye, Atina'ya doğru ilerleyen orman yangınıyla mücadele için Yunanistan'a yardım eli uzattı. Afet bölgesine iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderildi. Rüzgarın etkisini hafifletmesi umudu arttırıyor tabii, ancak bir kişi hayatını kaybetti Yunanistan'daki yangında ve yaralılar da var. Gökyüzü turuncuya büründü, göz gözü görmüyor. Alevler Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giderek yaklaşıyor. Atina yakınlarındaki Varnava'da pazar günü başlayan yangın halen kontrol altına alınamadı. Can kaybı ve yaralananlar var. Vadiden alevlerin geldiğini gördüm. Aniden güçlü bir rüzgar çıktı ve alevler hızla büyüdü. Orada daha fazla kalamazdım. İtfaiye ekipleri yüksekliği 25 metreyi bulan devasa alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın şiddetini azaltması umudu artırdı. Yetkililer ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Ancak aşırı sıcak hava söndürme çabalarını zorluyor. Tehdit altındaki en az 3 hastane tahliye edildi. Atina'nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkenti etkisi altına alan yoğun duman nedeniyle hava kalitesi tehlikeli seviyeye ulaştı. Pazartesi günü çekilen uydu fotoğrafları en az 10 bin hektarlık alanın yangından etkilendiğini gösteriyor. Türkiye hemen yardım elini uzattı. İki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Atina'ya ulaştı. Avrupa Birliği de devrede. Sivil koruma mekanizması aktive edildi. Fransa, İtalya ve Çekya yardım yollayan ülkeler arasında. Miçotakis hükümeti yangının kontrol altına alınmasının ardından atılacak adımlar üzerinde çalışıyor. Öncelikle hasarın boyutunun belirlenmesi ve mağdurlara maddi yardım sağlanması planlanıyor.